Herkese merhaba. Bugün size kedi tırnak kesme videosu hazırladım. Bu videodaki püf noktamız nedir? Birincisi, elimizde tırnağını kestirmeye alışkın olmayan bir kedi var. İkincisi, bunu tek başıma yapacağım. Yani destek almadan. Ayrıca tırnağını kestirmeyi sevmeyip isyan çıkaran bir kediyle çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Bunun için neye ihtiyacımız var? Öncelikle isyankar bir kediye. İkincisi bir tırnak makasına. Tırnak makası olarak insan tırnak makası da kullanabiliriz. Kedi tırnağı kesmek için üretilmiş özel tırnak makasları var. Onlardan da kullanabiliriz. Ben insan tırnak makası kullanacağım. Biraz da korkuyorum. Hadi bakalım. Başlayalım şimdi. Lola, kameraların önünde popo mu yalanır Lola? Evet, kedinizi tek başına tırnağını kesmek istiyorsanız öncelikle onu bir havluya dürüm gibi sarmanız lazım. Dürüm gibi sarmadaki amacımız bir kedimiz çok hareket etmesin. Çünkü tırnağını keserken hareket ederse kendisine de zarar verir. Sabit dursun. Bir de bizi tırmalamasın. Eğer Lola kadar isyankar bir minik kediniz varsa, eğer isyanı çok fazlaysa, etrafı görmesin diye bir havluyla kafasını da kapatıyoruz. Böylece Lola'mız banyodan yeni çıkmış, havlulara sarılmış minik bir kız gibi gözüküyor. Bu esnada bak, ben patiyi çıkaracağım, o kafayı çıkarıyor, meraklı bir de. Bu esnada yavaşça dürümüz kesinlikle bozmadan, kedimizi çok huysuzlaştırmadan bir patiyi dışarı çıkarıyoruz. Kedi tırnağı keserken çok dikkatli olmamız gereken bir nokta var. Kedinin tırnağın içinde pembe bir et parçası var. Tırnağın içinden, bizim tırnağımızdan farklı olarak, kedinin tırnağın içinden biraz ucun ortaya doğru ilerleyen bir pembe et parçası var. Onu kesinlikle kesmememiz gerekiyor. Yanlışlıkla onu kestiğimiz takdirde çok ciddi kanama yapabilir. Kedimizi kanamayı durdurmak için veterinere kadar götürmek zorunda kalabiliriz. Şimdi bu çıkardığımız patiyi alıyoruz. Patideki tırnakları kesebilmemiz için yapmamız gerekeni söylüyorum. Öncelikle şu alttaki yumuşak yastıkçıklar var ya, ona çok hafif kediyi rahatsız etmeden bastırmamız gerekiyor. Evet, şurada bir tırnağı görüyoruz. Tırnağın ucundan, daha önce söylediğim gibi tırnağın içindeki pembe eti hiçbir şekilde kesmeden tırnağın ucundan tırnağını kesiyoruz. Şimdi diğer tırnağı da bulacağız. Tabii tüyler çok olduğu için Lola'da tırnakları bulmamız zor oluyor. Onu da kesiyoruz. Diğer tırnağı da buldum. Onu da kibarca kesiyoruz. Bütün tırnaklar ve diğer patideki bütün tırnaklar bu şekilde kesiliyor. Birazdan artık Lola'yı serbest bırakacağım tırnakları bitirdikten sonra. Şimdi tabii kediler havluya sarılmayı sevmiyor. Ama havluya sarıp kafasını örtmeden de tek başına özellikle tırnak kestirmeyi sevmeyen bir kedi tırnağını kesmek çok zor. Lola'nın tırnaklarını kestik, bitirdik. Şimdi biraz onu yalnız bıraktım sakinleşsin diye. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Kaçacaktır. Zaten şu anda Lola dürüm gibiyken bile kaçmanın peşinde. Hem size tırmalamasına engel olacağız böylece, hem kaçmasına engel olacağız. Bu dürüm gibi sararken bir patiyi dışarıda bırakıyoruz. Dur Lola yavrusu, dur. Dur Lola yavrusu, dur. Şimdi dürüm gibi sardığımızda bir patiyi dışarıda bırakıyoruz. Size patiyi de göstermek istiyorum. Patimiz burada. Dur. Dur Lola. Lola lütfen dur. Lola. Seni dürüm yapmıştık. Sen nasıl çıktın dürümden? Sen bu dürümden ne ara çıktın? Dürüm poposu. Ha? Dur bakayım. Dur bakayım. Sen bu dürüm ne ara çıktın? Dürüm poposu. Allah'ım yarabbim. Dur. Şimdi kedimizin tırnağını keserken en yapmamız gereken ilk iş onu bir havluya dürüm gibi sarmamız. Dürüm gibi sararken bir patiyi dışarıda bırakıyoruz. Allah'ım yarabbim. Vallahi bu tırnakları kesmemiz lazım Lola. Dur. Dur. Şimdi kedimizin tırnağını keserken ne yapıyoruz? Onu kucağımıza alıyoruz. Sonra bir havluyla onu bir güzel dürüm gibi sıkıca sarıyoruz. Allah'ım yarabbim. Hayatım ya, neden böylesin? Neden? Kedimizin bir patisini dışarıda bırakacak şekilde onu dürüm gibi sarıyoruz. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Kedimiz Lola kadar isyankarsa eğer, onu ne yapıyoruz? Kucağımıza alıyoruz. Bir havluyla güzelce dürüm gibi sarıyoruz. O da miyav miyav diye isyan çıkarıyor.